aslında birçoğunuz, üye olanların hepsi bizim buradaki faaliyetlerimizden SMS'le haberdar oluyorlardı veya maille. Fakat Haziran'ın ilk haftasıyla birlikte buradaki etkinliklerimiz tatile girdi. Maalesef böyle bir alışkanlık var. Yaz aylarında kültür sanat faaliyetleri tatile giriyor 3 ay boyunca. Fakat biz özel dostlarımızı sizler gibi burada zaman zaman ağırlamayı planlıyorduk. Zaten Ramazan'dan sonra bu işe başlayacaktık derken bir felaketle karşılaştık biliyorsunuz. Allah'a çok şükür o felaketin izleri de siliniyor. Buna da bizim de katkımız olsun diye bu etkinliğe başlamış olduk. Biraz da Ahmet Erdoğdular kardeşimizin biliyorsunuz Amerika'da yaşıyor. Yaz tatili için 15 günlüğüne Türkiye'ye gelmesinden istifade ettik. Vesile oldu, başlamış olduk. Bu arada siz de istişare etmiş de olalım. Bu sistem uygun mudur? Yani 15 günde bir isterseniz, haftada biraz belki fazla olur ama yaz ayları boyunca, kış ayları boyunca zaten cumartesi pazar hep buradayız. Çok değişik etkinliklerden biliyorsunuz. Birçoğunuz da katılıyorsunuz zaten. Ama yaz ayları boyunca böyle salonu doldurma gayreti olmadan 100 kişinin altındaki bir sayıyla böyle gördüğünüz bu toplulukla, anlayanlarla bu etkinlikleri devam ettirelim. Salı veya perşembe akşamları duruma göre. Nasıl olsa Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok. Gerçi Beşiktaş var ama ne olacağı belli değil anında. ne dersiniz? Bu saatler uygun mudur? Yani 7.30 belki 7'ye çekeriz konser için. Bir de öncesinde bu şekilde bir buluşma. Eğer uygun derseniz biz size şöyle bir şey yapacağız. Tabii bu defa haberleşmede biraz zorluk çektik belki. Hatta yanlış anlamalar falan oldu. Dün gelenler oldu buraya tarihi yanlış anlayıp. Bir benim pek anlamadığım bir iş ama WhatsApp grubu falan diyorlar. böyle bir şey yaptıralım. Turing Musiki diyelim. O WhatsApp grubu sizin hepinizin bizde telefon numarası var. Onu girelim o şeye. Ve siz WhatsApp'tan size bu bilgiler 3-5 gün öncesinden, bir hafta öncesinden gelsin. Siz de katılıp katılamayacağınızı geri bildirin. Bu şekilde biz de hazırlıklarımızı yapalım. Ve burada yaz ayları boyunca hiç olmazsa 15 günde bir değerli sanatçılarımızı dinleyelim. Hem de yaz aylarında Türk musikisinden mahrum kalmayalım. Uygun görürseniz buna bu şekilde devam edelim. Şimdi bu akşam biraz evvel de bahsettiğim gibi zaten biliyorsunuz sizi davet ederken de arz etmiştik. Ahmet Erdoğdular kardeşimizi dinleyeceğiz. Kendisini özlüyoruz. Türkiye'de yaşarken daha bol dinliyorduk. Fakat biliyorsunuz New York'ta yine Türk musikisine hizmet etmeye devam ediyor orada da. Ama biz çok yararlanamıyoruz. Kendisini bulmuşken İstanbul'da hemen bir araya gelelim dedik. O da çok güzel bir repertuar yaptığını söyledi. Repertuarı bilmiyorum ama hakikaten muhteşem saz arkadaşları var. Biraz sonra göreceksiniz. Kendisine refakat edecek olanlar Neyce, tabii ki babası Ömer Erdoğdular. Kanun'da Göksel Baktayır, Ut'ta Yurdal Tokcan ve Kemençe'de Derya Türkkan kendisine refakat edecek. İnşallah hep birlikte dinleyeceğiz ve çok mutlu olacağımızı tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar teşrifiniz için. Sanatçılarımızı davet ediyorum. Thank you.
Thank you.
sunum oldu ama ben yine tekrar sazende arkadaşları burada isimlerini zikretmek istiyorum. Göksel Baktagir kanununda. Yurdal Topçan. Öner Erdoğdular. Derya Türkan. Çok kısa bir zaman içerisinde haber vermemize rağmen sağ olsunlar, kırmadılar. Bugün aramıza katıldılar. Teşekkür ediyorum ben şahsım adına kendilerine. Kimsenin hem var.
tek aşkım. Thank you.
Bakın, 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 bak
bazı değişiklikler yapmış. Onun okuduğu gibi okudum şimdi sizlere.